Nevzat Bey. Nevzat Mardiniyet Hocam, tebrikler. Teşekkür ederim. Ben hocam, Kerem konusunda sizin risk aldığınızı düşünüyorum. 5 haftalık performansına baktığımızda bugün oynamasa kimse neden oynamadı diye sormazdı. İlk yarı sonunda da çıkarsanız kimse neden çıkardınız diye sormazdı. Siz devam ettiniz. Orada Kerem'le bir diyalog geçtim ama hafta içi Kerem'de bir değişim var mıydı en azından? Bu maça neler yansıdı? Kerem'le ilgili şöyle yani ben geçen maç sonrası da bunu söyledim aslında. Yani Kerem çok çalışıyor, çok istiyor. Ama bazen çok isterseniz fazla kendinizi sıkarsınız. Tam olarak oyununuzu ortaya koyamazsınız. Yani sezonun başından beri bir türlü Kerem'in belki gol atamaması, işte asist yapamaması onu olumsuz yönde etkiledi. Bugün de maç öncesi de tabii ki Kerem'le başlamayı düşündük. Dediğiniz gibi belki insanlar bile yani işte maç iyi gitti mi problem yok ama kötü gitti mi işte o niye oynadı, o niye oynadı tabii ki oluyor bizim gibi takımlarda ama Kerem'e güvenim tam bunu da hep ona üstüne koya koya göstermeye çalışıyoruz, belirtmeye çalışıyoruz. Yani ondan beklentimiz yüksek. Bugün de ikinci yarı hani onun attığı golleri, Kerem'in atabileceği golleri attı zaten. Yani çok net Kerem golleri attı, hem defans arkasına koşusu hem uzaktan vurduğu şut. Bu Kerem'in attığı gollerdi zaten. Ayrıca mutlu oldum açıkçası. Yani kendi adıma değil, onun rahatlaması anlamında. Tekrar önümüzdeki hafta stadımıza çıktığında Kerem çok daha rahat, çok daha pozitif bir şekilde çıkacak. İnsanlar da Kerem'i daha çok destekleyecek. Bugün de maç sonu taraftarımız Kerem'i özellikle çağırdı. Bu birliktelik çok güzel. Yani taraftarımızın her zaman oyuncularımızın desteği var. Aynı şekilde hepsinden bize, oyuncularımıza destek olmalarını istiyoruz. Yani bazen gol yiyoruz, geriye düşüyoruz. Her takım bunu yaşayabiliyor ama maçları çevirmek daha önemli. O yüzden hep oyuncularımıza destek. Son iki soru arkadaşlar. Buyurun. Esat Soydemir Hocam, Fanatik Gazetesi. Hocam, geçtiğimiz Mart ayında Amiri Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Berkan'ı sol çizgide, geride ve ileride evet oynattı. Siz bu sezonki kadro planlamasında Berkan'ı öyle bir opsiyona yerleştirdiniz mi? Sol kenarda kullanma gibi bir düşünceniz var mı? Bir Hakan Ünsal, bir Ergin Pembe gibi. Evet. Yani aslında sol ayaklı oyuncuların hepsini yani nerede oynatabiliriz diye düşündük. Yani bu sadece sol bek anlamında değil. Yani önde de, forvet arkası da yani bütün opsiyonları düşünüyoruz. Kim nerede ekstradan oynayabilir? Yani Berkan da dediğiniz gibi milli takımda bunu oynadı. Genel olarak bir iki itman stoperde bile Berkan'ı sol ayaklı oyun kursun diye kullandık. Yani her mevkiyi oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Berkan'ın yapısı itibariyle. Şu ana kadar tabii ki denemedik ama ileride neden olmasın denenebilir. Son soru Ferhat Bey, buyurun. Ferhat Kısaçtay'ın abi. Hocam az önce değindiniz ama Mertens yaz transfer döneminde bireysel çalışıyordu. Kamp görmemişti. Son maçlarda onun biraz oyun içinde durağan kaldığını, çok fazla yorulduğunu biliyorduk ama siz de oyunda tutmaya devam ettiniz. Şu an evet. Ondan istediğinizi tam olarak aldığınızı düşünüyor musunuz Mertens'ten? Yani ben tabii ki bugün belki ilk yarı tam olarak bir önceki maça göre aynı durumda değildi ama ben saha içerisinde çok Mertens'i önemsiyorum. Yani onun saha içerisinde olması, onun liderlik arkadaşlarına olan davranışı, çözüm olması, bize topla buluştuğu yerler, topu geri kazanması. Yani bazen hücumsal olarak öne çıkmasa da oyun içerisinde hep olan bir oyuncu. İyi bir takım oyuncusu bir kere. Yani takım oyuncusu bulmak da bizim için çok önemli, değerli. Yani ikinci yarı daha da iyi oynadı zaten çıkana kadar. Ben tabii ki oyuncuların yani hazırlık kampı çok önemli. Biz yani hazırlık kampı geçirdik. Onların sonradan katılması yavaş yavaş bazen kendilerini bulma süreleri daha uzuyor. Üst üste de maçlar oldu. Ama dediğim gibi yani iyi çalışıyor, hep hazır, kendine iyi bakan, aslında yaşını çok belli etmeyen bir oyuncu. Önümüzdeki haftalarda daha da tabii ki üstüne koyarak skor anlamında da devam edecektir. Evet, basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.